mesela güzel görünebilecek, bize yabancı olmayan, bizim gündelik hayatımızda, din hayatımızda bir karşılığı olan pratiklerle ilgili neler söylenebilir? Mesela bu tür örnekler var mı? Gnostik felsefeyle Evet, ilgili mi? yani bizim kültürümüzdeki yansımaları ne olabilir? Yani tam anlamıyla birebir bir karşılığı olduğunu söylemek mümkün değil Yani ama. birçok kavramın gnostik felsefeyle irtibatı kurulabilir. Özellikle tasavvuf kültürü içerisinde Yani baktığımızda. burada birebir bir örtüşmeden söz Yok, etmiyorum yok. şüphesiz. Ama tekabüliyetler birebir olmasa da Aynen. muadilleri, benzerleri, mümasilleri var. Mesela gnostizm insan tabiatını üçlü bir, yani trinite diyeceğimiz, hatta testis diyebileceğimiz bir üçünden oluşan bir birlik gibi görüyor. Ne var? Beden var. İnsanın en pis, en değersiz tarafı. Nefs var. Bir de ruh var. Ruh en temiz, saf tarafı. Beden en pis tarafı. Nefis ise ortada da durmuyor. Daha çok böyle bedene Aşağıya doğru. çalışıyor. Ve dikkat ederseniz bizde de mesela Kur'an-ı Kerim'de nefs kavramının kullanılması bir şeyin kendisi, özü, mahiyeti gibi nötrdür. Değer yüklenmez. Ancak bir sıfat eklenince bir anlam kazanır. Nefs der. Nefs kendi başına kötü bir şey değil. Kişi demek, benlik demek. Levvame olur. Kötü ki. Kötü olur. Mutmainne olur. İyi olur. Fakat tasavvuf geleneğinde nefsani arzu dediğinizde bu şu Kötü bir demek. şeyden Bu bahsediyoruz. gnostik felsefedeki işte bu lanet olası, ayartıcı, Bedene işaret. şeytansı, bedenimizin hizmetkarı, mihmandarı gibi algı var. İki, riyazet felsefesi. Yani perhiz, dünyaya karşı Mesafeli duruş. azami, mesafe. Gnostizmin bu düşüş hikayesinde. Yani insanoğlunun aslında ilahi tarafıyla olan bağını ruh kurar. Ruh saftır, temizdir ama bedenin kafesine muhakkaten geçici olarak bir süre mahpus edilmiştir. Orada feryadı figan içindedir. Bunun bir an önce asli yurduna yani çıkışa tekrar yükselmesi için bu bedeni itelemek, örselemek, hırpalamak, bedeni devre dışı bırakmak, ruhu da o kafesten uçurup özgürlüğüne Yani kavuşmak. bu Bu Platonik, Pitagorasçı, tabii Neoplatonik unsurları burada çok net bir şekilde hepsi var. görebiliyoruz. Şimdi başta da dedim ya, yani bu buradan geldi, bu buradan gitti diye şey yapmamak lazım. Bakın, şimdi bu Thomas İncil'i gibi bu apokrif İncil'lerde İblis kıssasının anlatımı aşağı yukarı Kur'an'daki anlatımla örtüşür. Bak bu yaratılış, bu Genesis dediğimiz kıssa Tevrat'ta vardır ama bu iblisin secde edip etmeme meselesi İncil'lerde vardır. Şimdi burada baktığınızda Adem'in kıssasında bir düşüş var. İster metaforik düşüş olsun, ister maddi düşüş olsun. Yani zahiri literal çerçeveden baktığınızda nereye düştü diye Seylan Adası'na diyen var, Arafat Tepesi var. Fakat biraz daha sembolik baktığınızda ne göreceksiniz? Allah'ın daimi olarak mutluluk taahhüdünde bulunduğu ama bir de istisnai yasak koyduğu şeye temas neticesinde bir hubut gerçekleşti. Yani. Hubut bir düşüştür. Bir iniştir. Ama nüzul gibi değil. Nüzul Kur'an'da yağmur iner, vahiy iner, kitap iner. Hep feyiz ve bereketi getirir. Çok nadiren azaplanma. Hubut ise iki yerde geçer. Bir, Adem'in düşüşünde geçer, iblisiyle birlikte. Bir de ihbitu Mısran, Musa aleyhisselama, bakın Allah sizi bu esaretten aldı. Kendi kendinizin efendisi yaparak özgürlüğü bağışladı. Ama biraz Gayret edin. zahmetli, meşakkatli bir iş deyip, fakat biz bu zahmeti çekemeyiz. Ya orada bağımız, bahçemiz, kurulu düzenimiz vardı. Gene biz ona razıyız diyerek meydan okuyunca bu Sina çölünde ihbitu Mısra. Defolun, Gidin. gidin, karşımdan yıkılın anlamında hubuttur. Ragıp da bunu söyler müfredatında. Hubut pozitif anlamlı bir kelime değildir. Şimdi hubut düşüş. Gözden düşmek. Gözden düşmek. Dikkat ederseniz düştük. Sonra Rabbena zalemne enfusena
diye başlayan tekrar geri biz oraya çıkalım özlemiyle insanoğlu düştüğü yerden tekrar o asli yurduna, vatanına didinir gibi bir hali var. Mesela bu kıssa bile bu gnostik felsefenin en temel hikayesi olan insanoğlu maddeye değdiği, dünyaya bulaştığı, bedeninin taleplerini karşılamak konusunda adım attığı an ruh saflaşmasını giderek kaybeder. Hı-hı. Bu hakikaten sekülerizm, dünyevileşme dediğimiz şeyde de... Dünyevileşmede bakın, de aynı anlam var. Yani Schopenhauer da der ki, maddi, gerçek, bedensel zevk bakımından insanla hayvan arasında bir fark yoktur. Hı-hı. Şimdi gnostizm hep de tükaka değildir yani. Bakın eyvallah. Şimdi buraya baktığınızda iyi bir şeyler de çıkıyor ama sorun şu. Bu kendi öznel tecrübelerinizle hissettiklerinizi, bulduklarınızı, bu riyazetle olur, bu çileyle olur, bu dünyaya perizle olur, bu tefekkürle olur, bu itikafla olur. Bu kendi öznel tecrübenizi kulaklıkla müzik dinler gibi kimseyi taciz etmeden, kimseye dayatmadan, kendi hakikatinizin peşinde olabilirsiniz. Ama bunu bir epistemoloji olarak getirip şahsi öznelliği, bütün insanlığın nesnelliği gibi dayatırsanız o işin içinden çıkamazsınız. O zaman birileri rüya görür, size tweet'i peygambere attırır. Eyvallah. Evet.